Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi karşınızda ikinci üniteyle karşınızdayım tekrardan. İkinci ünitemizin konusu teen life, yani gençlerin hayatı. İkinci ünitede bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu simple present tense, yani geniş zaman. Geniş zamanın tanımını yapacak olursak arkadaşlar, günlük hayatımızda düzenli olarak yaptığımız işleri ya da alışkanlıklarımızı anlatırken kullanmış olduğumuz bir zaman yapısıdır geniş zaman. Geniş zamanda cümle kuruluşlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neyine dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle olumlu cümle kurarken şahıslara göre fiillerin kullanım şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne demektir? Öncelikle ben, sen, biz ve onlar şahsı dediğimiz I, you, we, they şahıslarında fiilin yalın halini kullanırken he, she, it de ise fiilin sonuna mutlaka ama mutlaka se takısı getirmemiz gerekiyor. S takısını getirirken aşağıdaki notumuzda da gördüğünüz üzere 3 tane önemli kuralımız vardır. Birinci kuralımız, eğer fiilimizin sonunda Y harfiyle bitiyorsa fiilimiz ve fiilden Y harfinden önce sessiz bir harf geliyorsa o zaman Y'yi düşürüp yerine IS ekini getiriyoruz. Bunun dışında fiilimizin sonunda eğer S, SS, SH, CH, X ya da O ile bitmişse o zaman da sadece S2 yerine S2 getiriyoruz. Bunun dışındaki fiillerde ise yapmamız gereken tek şey fiilin sonuna sadece S harfini yazmamız yeterli olacaktır. S2'ni getirmemiz yeterli olacaktır. Bu önemli bir ayrıntı. Bunun dışında olumsuz cümlelerde ise yine aynı şekilde iki tane önemli nokta var. I, you, we, they şahsıyla olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak don't, he, she, it'le olumsuz cümle kurmak istiyorsak da o zaman doesn't'ı getirmemiz gerekiyor. Soru cümlelerinde de yine aynı şekilde I, you, we, they şahıslarında do'yu başa getiriyoruz. He, she, it'te ise does yardımcı fiilini cümlenin en başına getiriyoruz. İkinci ünitedeki önemli konulardan bir tanesi yine sıklık zarfları, yani frequency adverbs. Sıklık zarfları hangileridir? Onları bir hatırlayalım birlikte isterseniz. Always, her zaman. Usually, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Rarely ya da seldom, nadiren. Hardly ever, neredeyse hiç. Never, asla demektir. Bu sıklık zarfları cümlede fiilden önce ve şahıstan hemen sonra kullanılır. Bir de cümlenin sonunda kullandığımız sıklık zarflarımız vardır. Bunlar once, twice veya three times, four times, five times şeklinde kullandığımız sıklık zarflarımızdır. Bunları kullanırken once a day, günde bir kez, twice a week, haftada iki kez, three times a month, ayda üç kez ya da three times a year, yılda üç kez şeklinde kullanabiliyoruz. Burada bir önemli nokta soru kelimemiz olan how often sorusu. How often sorusunun anlamı ne sıklıkla demektir. Bir işi ne sıklıkla yaptığımızı sorarken kullandığımız bir kalıp soru kelimesidir. İkinci ünitenin en önemli noktalarından bir tanesi de tercihlerimizi ifade ettiğimiz preferences yapısı. Preferences yapısında dikkat etmemiz gereken şey prefer fiilini nasıl kullandığımız. Prefer fiilini kullanırken iki şekilde kullanıyoruz. Bir, prefer'den sonra direkt olarak isim getirebiliyorsunuz. Birinci örneğe bakalım hemen birlikte. I always prefer tea at breakfast. İkincisi, prefer'den sonra fiil getiriyoruz ama fiilin sonuna mutlaka ing takısı getirmemiz gerekiyor. I always prefer drinking tea at breakfast. Diğer kalıp kullanımımız ise şudur arkadaşlar. A ve B'den hangisini tercih ettiğimizi ifade etmek için kullandığımız bir yapıdır. Prefer yapısı yine. Bunda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önce neyi tercih ediyorsak onu yazıyoruz. Örnek, I prefer tea to coffee at breakfast. Kahvaltıda çayı kahveye tercih ederim şeklinde kullanabiliyoruz. Fiille kullanmamız gerektiğinde ise yine aynı kalıp cümleyi kullanacağız. I prefer listening to music to watching TV. Müzik dinlemeyi, televizyon izlemeyi tercih ederim şeklinde kullanıyoruz. Burada gördüğünüz üzere. Burada şuna dikkat ediyoruz. Prefer'den sonra kullandığımız yer bizim tercih ettiğimiz, yani sevdiğimiz. Diğer tarafta to'dan sonra kullandığımız televizyon izleme eylemi ise yerine tercih edilen. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta ikinci ünitede fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylerken kullandığımız yapılar vardır. Hatırlıyorsanız bunları. In my opinion, benim fikrime göre. To me, bana göre. I think,
sanırım ya da bence şeklinde kullanılan bir yapıdır. For me, bana göre, from my point of view, benim düşünceme veya bakış açıma göre ve sonuncusu according to me. Bunlar içerisinde en önemli olan bu. Çünkü soru köklerinde de bununla çok fazla karşılaşıyoruz. E göre, a göre ya da buradaki anlamı tabii ki bana göre demek. According to olarak aldığımızda ise e göre ya da a göre olarak ifade edebiliyoruz anlamını. Son olarak İngilizce'de sınavlarda en çok karşılaşacağınız şeylerden bir tanesi olan arkadaşlar soru kelimeleri. Biz bunlara İngilizce'de WH question'lar diye ifade ediyoruz. Bunların anlamlarını mutlaka çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle birlikte tekrar edelim isterseniz. Who iki tane anlamı vardır. Eğer özneyi soruyorsa cümlede kim, nesneyi soruyorsa kimi anlamına gelmektedir. What da yine aynı şekilde iki görevi vardır, iki anlama gelmektedir. Özneyi sorduğu zaman ne, nesneyi sorduğunda ise neye anlamını taşır. Where, nerede ya da nereye, when, ne zaman. Burada when'e de yine özel bir vurgu yapmak istiyorum. Çünkü when, saat haricinde bütün zamanla ilgili olan soruları genellikle biz when'le soruyoruz. How, nasıl, what time, saat kaçta, what kind, what sort, what type of dediğimizde ise tür, yani ne tür, ne tip anlamına gelen bir ifadedir. Whose, kimin, which, hangi ya da hangisi, how much, ne kadar, how many, kaç tane, why, niçin. Why ile sorulan sorularda genellikle because ile cevap aramamız gerekiyor. Bu da bizim için bir ipucu sayılabilir. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta da şu. Soru kelimelerimizden which, what kind, what sort, what type of, whose, how much, how many. Bu soru kelimeleri kendinden sonra mutlaka ama mutlaka bir isim alır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Örneğimize bakalım hemen birlikte. What kind of films do you prefer? Ne tür filmler tercih edersin? Ya da which film do you like most? En çok hangi filmi sevdin gibi, seversin gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer ünitede görüşürüz.